Merhabalar, ismim Kemal İnce Toprak. Geçtiğimiz haftaya istinaden altın ons bazlı dünyadaki çıkarılış maliyeti baz alındığında %1'e yakın, %0.50 civarlarında bir yükselişle başladı. Yalnız buna istinaden dövizde kaynaklanan aynı orandaki düşmeyle beraber altının gram bazlı fiyatında herhangi bir değişiklik meydana gelmedi. Bunun öncelikli sebepleri olarak biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini %19'da sabit bırakmayı tercih etti. Doğal olarak piyasalarda da bu tipik bir durağanla, yani beklediğimiz bir fiyatlama olunca piyasalarda beklediğimiz seyirde devam etti. Geçen haftayla bu hafta arasında fiyatlamalarda ciddi bir değişiklik yok. Çeyrek altınımız şu an güncel olarak serbest piyasada 790 liradan bozulurken 805 liradan, derneğimizce tavsiye edilen fiyat niteliğinde 805 liradan satılmakta. Altın kısa vadede yatırım amacı değil bizler için, biliyorsunuz. Altında geçtiğimiz yıllarda oranlamaya baktığımız zaman ortalamaya vurduğumuzda %30-35 değer kazandığı seneler de var. %10-15 değer kazandığı seneler de var. Doğal olarak uzun vadede altın yatırımcısı zaten vazgeçmeyecekti. Alıp adını unutan, memleketimizin tabiriyle, muhakkak kazanır diye ümit ediyoruz. Önümüzdeki ay Merkez Bankası'nın yine faiz kararı var. Burada olası bir faiz indirimi söz konusu gündemde şu an. Neden? Piyasamız rahatladı. Dediğimiz gibi şu an için her şey seyrinde gidiyor. Ekstrem bir durum yok. Doğal olarak devlet de bir rahatlatma politikası olarak faiz indirmeyi deneyebilir. Böyle bir durum söz konusu olursa, onun sinyallerini aldık Merkez Bankası'nın gelişmekte olan birimlerinden. Doğal olarak faiz artırımı değil de faiz indirimi olursa biraz daha emtialarda yükseliş beklenir. Bu da tabii önümüzdeki günlerde gelecek kararlara alakalı. Haricen bizi etkileyen bir pandemi döneminden geçiyoruz. Vaka sayılarımızın yükselip yeniden kapanma durumları, tam kapanma durumları söz konusu olursa bu da piyasayı geren bir olay. Doğal olarak altın gerginlik durumlarında genelde yükselmeyi tercih eder. Aşağı yukarı 7. ayın 1'inden itibaren neyi sinyal ediyor 7. ayın 1'i? Gurbetçi vatandaşlarımızın, gurbetçi hemşerilerimizin ülkeye girişini ifade ediyor. Aynı zamanda tam kapanmanın sonrasında düğünlerin de serbest bırakılmasıyla birlikte artık hepimiz arzu ettiğimiz düğünleri yapabilir konumdayız. Tabii ki sosyal mesafe ve kurallara uyarak. Düğün mevsiminin açılmasıyla birlikte altın satışlarında gerçekten ciddi manada bir artış gözlemledik. Onun haricinde gurbetçi vatandaşlarımız, hemşerilerimiz altın almayı zaten seviyorlar. Yıllardır altına yatırım yapıyorlar. Altın fiyatlarının, alıştığımız altın fiyatlarının yurt dışında yüksek olması sebebiyle genelde ülkemizi tercih ediyorlar. O yüzden Kayseri halkı altını seviyor. Gurbetçi Kayseri'de daha çok altını seviyor. O yüzden satışlarımız elhamdülillah çok güzel. Artarak da devam ediyor. Tabii ki bundan sonrası için Eylül ayında okulların da açılmasıyla birlikte insanların biraz masrafları, meşakkatleri artacak. Gurbetçilerimizin de yavaş yavaş dönüşleri başladı. Bu kademeli olarak azaltacak ama özünde altını seven bir milletiz. Doğal olarak altın satışları aynı seyirde devam eder diye ümit ediyoruz. Temennimiz bu şekilde.